Astroloji Televizyonu'ndan merhabalar, ben Deniz Öner Döşer. Bu haftaki videomuzun konu başlığı karanlıktan aydınlığa geçiş. Neden? Çünkü her yıl Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte bazen 21, bazen 22 Aralık tarihinde en kısa günü yaşarız ve o günden itibaren artık günler uzamaya başlar. Eski kültürlerde, eski Türklerde de dahil bu zaman dilimi kutlanırmış. Çünkü karanlıktan aydınlığa doğru geçişi aynı zamanda insanın bilincinde o karanlık zamanlardan daha aydınlığa, daha bilinçli zamanlara geçmeyle bağdaştırırlarmış. Pek tabii ki karanlıktan aydınlığa geçiş denince aklıma ne geliyor? Karanlık gecelerimizi aydınlatan ay geliyor. Astroloji haritanızda ay kitabım çıktı. N11.com, aynı zamanda Astroloji Okulu ve Remzi kitap evlerinde bulabilirsiniz. Bu haritada, bu astroloji kitabında neler var? Öncelikli olarak haritanızda ayın bulunduğu burca göre yorumlar var. Mesela ay Koç burcundaysa buna getirir, Boğa burcundaysa buna getirir. Ve aynı zamanda ay burcumuz vücudumuzun hassas bölgelerini anlatıyor. Yani hangi bölgelerimiz hassas, sağlık anlamında dikkat etmemiz gerekir. Tabii aynı zamanda evlilik, ilişkiler yönünde, duygusal bağlar yönünde ay çok önemli. Ayın bulunduğu ev, astroloji haritamızda 5. evdeyse nasıl, 10. evdeyse nasıl, ayın açıları bütün bu konular hakkında bilgi veriyor ve duygusal hayatımızın yönünü anlamak için haritamızla ayı öğrenmemiz gerektiğini düşünerek bu kitabı hazırladım. Umarım bütüne hayrı olur. Ve bir haber, bir duyuru, rektifikasyon atölyesi. Rektifikasyon ne demek? Bir astroloji haritasının saatini düzeltmek demek. Aslında rektifiye etmek, bir şeyi düzeltmek manasına geliyor ve doğum saati kesin bilinmeyen kişilerin saatini düzeltmek, yani doğru saati saptamak amacıyla yapılan çalışmaya rektifikasyon deniyor. Astrolojide Mustafa Konur, astroloji okulumuzun değerli eğitmenlerinden, tabii birazcık astroloji bilgisi olanlara yönelik doğum saatini tespit etme tekniklerini öğretiyor. 16 Aralık'ta internet üzerinden online ve 18 Aralık'ta da yüz yüze Astroloji Okulu sınıfında efendim dersleri başlıyor. İlgilenenler info@astrolojiokulu.com'a yazabilirler. Ve bir sonraki duyurumuz. OPA, Profesyonel Astroloji Organizasyonu'nun Türkiye temsilcisi olmaktan gurur duyuyorum ve bu yıl yapacağımız bir etkinlikte 22 Aralık tarihinde okulumuzda özel bir kutlama yapacağız. Orada da duyuracağım. 21-23 Aralık tarihleri arasında OPA'ya üye olan ve bir yılda 20'nin üzerinde video seyretme şansını da bulacak. Aynı zamanda etkinliklerde de indirim alma şansı bulacak. Pek tabii ki özel bir indirimle karşılaşacak. Bu konu hakkında info@astrolojiokulu.com'dan bilgi alabilirsiniz. Okulumuzu arayabilirsiniz. Üyelik ücretlerini kişisel ricam üzerine efendim OPA en azından 3 gün için bir indirim halinde düzenledi. Teşekkür ediyoruz ve ilgilenenlere bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Efendim şimdi geldik bu haftanın önemini bir kez daha altını çizen Güneş'in Oğlak Burcu'na giriş haritasına. Güneş Oğlak Burcu'na 22 Aralık Pazar sabahı saat 7:19 itibariyle girmiş oluyor. Yani haritasını gördüğünüz gibi kış solstisini başlatıyor. En kısa günü yaşıyoruz derken günler uzamaya başlıyor. Eski astrologlar mevsim giriş haritalarına dayanarak bir yılda 4 tane çıkartılan 3'er aylık dönemleri tahmin ederlerdi, öngörürlerdi. Politik açıdan, ekonomik açıdan, jeofiziksel olaylar açısından, toplumların genel sağlıkları açısından ve refahları açısından ele alırlardı. Bu geleneği devam ettiren bir kişi olarak bendeniz. Aynı zamanda sunacağım bir 20 Aralık'ta sunacağım bir online webinarda da daha geniş anlatacağım ama burada kısaca bahsetmek istiyorum. Güneş'in Oğlak Burcu'na geçiş anında Güneş-Jüpiter kavuşum yapmakta bu haritada. Tabii sadece Oğlak Burcu'nda Güneş ve Jüpiter yok. Aynı zamanda Satürn, Plüton gezegenleri de var. Yani Oğlak Burcu'nda bir gezegen toplaşması ve Ankara için çıkartılmış astroloji haritasına bunlar ikinci eve yakın ve ikinci burca denk düşüyorlar. Yani finansal konuların, çok önem taşıyacağı bir 3 aylık döneme giriyoruz 22 Aralık'tan itibaren 21 Mart'a kadar. Bu neyi anlatıyor? Parasal konulara dikkat, ekonomide viraj biraz keskin olacak. Özellikle Güneş-Jüpiter kavuşumunun Güney Ay düğümüne yakın olması ekonomide, özellikle bankalar gibi ekonominin önemli aktörleriyle ilgili konularda dikkatli olmamız gerektiğini iktisadi birimlerle ilgili bize anlatıyor ve pek tabii ki uygulanacak para politikalarında da yine dikkatli olunması gerektiğini. Çünkü bazı sıkışmalar var. Yılın ilk 3 aylık çeyreği pek de kolay geçmeyecek gibi gözüküyor. Buradan baktığımızda aynı zamanda bu şey içerisinde, akış içerisinde Ay, Uranüs ve Venüs arasında bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu açı kalıbı özel ilişkiler arasından çok da kolay olmayan zorlu bir zaman diliminde olabileceğimizi de gösteriyor. Bugün biliyorum diyorsunuz ki ağzından bal akıyor ama ne varsa onu okuyoruz haritalarda. Bu açı kalıbı özellikle duygusal bazlı ilişkiler bağlamında biraz sıkıntılara işaret eder ki takip eden 3 aylık dönemde zaman zaman nüksedebilir. Bu özellikle halkla ilgili konularda, halkın duygusal durumunu ve sağlığını ilgilendiren konularda bilhassa ekonomi tabanlı olarak biraz sıkıntılı bir döneme işaret ediyor. Yani yılın ilk 3 aylık çeyreğinde dediğim gibi ekonomik anlamda dikkatli olmak gerekiyor. Sürprizlere de açığız. Ekonomik anlamda da sürprizlere açığız veya yönetimsel anlamda belki bazı sürpriz açıklamalara da açık olacağız. Ve burçlar bazında değerlendirme yaparsak. Koç burcundan başlayalım. Bu haftanın genel etkileri içerisinde özellikle Güneş'in Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte hafta sonundan itibaren daha da fazla ama iş, kariyer alanına daha fazla odaklanma gerekliliği meydana geliyor ve özellikle geleceğe yönelik plan ve projeleri içinde bulunduğunuz gruplar, arkadaşlarla tartışmak için aslında harika bir zaman. Yurt dışı projelere açık bir dönem ama iş konusunda hani işler kolay yürümeyecek manasına gelen bir takım gezegen dizilimleri var. Sosyal çevre, arkadaşlar alanından destekler. Belki iç piyasaya çalışan kişiler için bunu, koçlar, yükselen koçlar için, dış piyasaya biraz daha yönelme şansı olan kişiler için bunu mecburi bir yönlenme olarak da düşünebiliriz. Eğitim, yayıncılık alanlarında bazı avantajları da gösteriyor bu harita. Burada pazartesi günü özellikle aşk, ilişkiler, çocuklar konusunda gelişmeler bekleyebiliriz. Salı ve çarşamba günleri sağlığa biraz dikkat diyeceğimiz ve özellikle iş veya gündelik işler konusu çarşamba günü çok yoğun gözükmekte. Perşembe gününe de yine en azından günün ilk yarısına yansıyor. Ve perşembe günün ikinci yarısı. Cuma ve cumartesi günlerinde özellikle İkili diyalogların çok artacağını öngörebiliriz. İkili konuşmalardan, diyaloglardan istifade edeceğimiz en güzel gün Cuma olarak gözükmekte. Ve hafta sonunda Pazar günü biraz daha ödemeler, harcamalar dikkat çekecek diyebiliriz. Boğa burcuna gelirsek. Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanın 9. evine denk geliyor. Yani dış menşeli işlere odaklanmak, biraz daha gözünü dışarıya açmak veya eğitimle ilgili konularda daha fazla odaklanmak ama çok çalışmak kaydıyla ancak eğitimi bir yerlere çekmek diyebiliriz. İnternet üzerinden yapılan işler, yayıncılık alanlarında belki sahalar bulunabilir. İş görüşmeleri aslında bu hafta özellikle Venüs'ün Kova burcuna geçeceği Cuma gününden itibaren daha olumlu gelişmeler taplayabilirsiniz. Mesela otorite figürü kişilerle görüşmek için Cuma sonrasını tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haftaya da yansıyor. Öte yandan alacak, verecek ödemelerle ilgili konularda görüşmeler, toplantılar yapmak gerekiyorsa bu hafta bunu da değerlendirebilirsiniz. Pazartesi günü daha ziyade ev, aileyle ilgili konular ön planda. Salı, çarşamba günleri ve perşembe gününün ilk yarısında aşk, ilişkiler, çocuklarla ilgili konularda güzel gelişmeler bekleyebiliriz. Cuma gününün ikinci yarısı, cumartesi günlerinde daha ziyade halletmek gereken işler, yükümlülükler devrede olacak ve pazar günü özellikle ikili diyaloglar açısından daha aktif bir gün, önemli konuşmaları pazar gününe alabilirsiniz. İkizler burcuna gelirsek, Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanın 8. evine denk düşmekte. Yani ödemeler, alacak, verecekler, kısacası finansal konular bu dönemde yüklü olacak. Tabii finansal konuları balanse etmek de kolay olmayacak. Para çıkışlarının önemli olduğu ve biraz daha bu konuda kontrolün azaldığı bir dönem diyebiliriz. Kaynakları kısmak gerekecek. Öte yandan yurt dışı seyahatleri, uzak yerlerdeki insanlarla ilişkiler arasından güzel gelişmeler bekleyebiliriz. Veya ikili diyaloglar, eşten destekler anlamında da yine olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Bu dönemde faydalar daha ziyade dışarıdan, uzak yerlerdeki insanlardan gelecek. Hafta genelinde birebir görüşmeler yapmak için güzel bir dönemde olunduğunu düşünebiliriz. Pazartesi günü yakın çevre ilişkilerin gelişeceği bir zaman dilimi, bilgi paylaşmak için kullanılabilir. Salı, çarşamba günleri ve perşembe gününün ilk yarısında ailevi konularda önemli kararlar alınabilir. Evle, yerleşimle ilgili konular gündeme getirilebilir. Perşembe gününün ikinci yarısında cuma ve cumartesi günleri aşk ve ilişkilerden yana daha şanslı bir zaman dilimi, yaratıcı becerileri ortaya koymak için güzel. Ve haftanın son günü pazar günü ise daha ziyade sağlık konularına dikkat etmek gerekecek. Yengeç burcuna gelirsek. Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanın 7. evine denk düşmekte. Dolayısıyla ikili ilişkiler çok önem verilmesi gereken bir konu olarak gözüküyor. Tek başına hareket etmekten ziyade müşterek hareket etmek gereken bir zaman dilimi. Anlaşmalarla birlikte hareket etmeye yönelik mülakatlar, konuşmalar, organizasyonlarla tek başına değil de beraber hareket etmenin avantaj sağlayacağı, aslında biraz da mecbur olacağı bir zaman dilimi diyebiliriz. Alacak, verecekler, ödemelerle ilgili konularda bu dönemde nispeten destekleyici etkiler var. Bir de çalışan veya yardımcı olan kişilerden daha fazla fayda ve destek alma oranı artıyor hafta genelinde. Pazartesi günü parasal konularda girişimler yapılabilir. Salı, çarşamba günleri ve perşembe gününün ilk yarısında özellikle iletişim konuları aktif edilebilir. Bilgi paylaşmak, sosyal medyayı daha aktif kullanmak açısından isabet olur. Cuma gününün ikinci yarısı ve cumartesi günleri daha ziyade evde vakit geçirmek, aile içi ilişkilere önem vermek isabetli olur ve pazar günü keyifli, sevdiğiniz kişilerle haftada bir araya geldiğiniz kişilerle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Ve aslanlara gelirsek, aslan ve yükselen aslanlar için bu hafta özellikle sağlık bakımından dikkat çekiyor. Sağlığı zaptırapta almak, yani biraz daha gündelik hayatını düzenlemek, yürüyüşleri ihmal etmemek, özellikle yeme içme konusunda dikkat etmek. Eğer dikkatli olursanız da hani kilo vermek veya daralma yönünde olumlu etkiler olarak sayabiliriz. Mecburi olan sağlık, dikkat konuları bu hafta özel önem taşıyor. İkili ilişkiler açısından da genel olarak destekleyici bir zaman dilimi ve özellikle çocuklardan, sevdiğiniz insanlardan destek alma haftası. Yani hem özel ilişkiler hem çocuklarla ilişkiler, sevdiğiniz kişilerle ilişkiler anlamında destekleyici etkiler devrede. İş, çalışma hayatındaysanız orada biraz zorlanmalar var. Çalışanlarla ilgili sıkıntılar devreye girebilir. Pazartesi günü kendini ifade etmek, ortaya koymak için güzel bir gün, konuşmalar yapmak. Salı günü, çarşamba günü ve perşembe günün ilk yarısında daha ziyade parasal konularda harekete geçilebilir ve özellikle çarşamba günü parasal yatırımlar açısından değerlendirilebilir. Perşembe gününün ikinci yarısı, cuma ve cumartesi günleri iletişim becerilerini ortaya koymak için güzel, yakın çevre ilişkilerini arttırmalı, seyahatler için değerlendirilebilir. Ama pazar günü biraz dinlenmeye, özelinize vakit ayırmanızda fayda var. Ve başaklara gelirsek. Gezegen toplaşması haritanın 5. evine denk geliyor. Yani yaratıcı becerileri ortaya koyma zamanı, çocuklarla ilgili konularda mesuliyet alma zamanı, ilişkilerde de daha fazla dikkatli hareket etmek, belki de ilişkileri ciddiye alma zamanı diyebiliriz. Eğlenceden çok daha ziyade sorumlulukların yüklü olduğu bir zaman dilimi. Aile destekleri devrede, aile içi konuşmalar için hafta genelinde güzel bir enerji akışı var. Aslardan, çalışanlardan, yardımcı kişilerden de olumlu yönde destekler var. Sağlık sorunları manasında da destekleyici olumlu etkiler devrede diyebiliriz ama pazartesi günü sağlığa dikkat, 16 Aralık. Ve Salı, çarşamba günü ve perşembe gününün ilk yarısında genel anlamda parasal konular ön planda olacak diyebiliriz. Kişisel girişimler ön planda olacak diyebiliriz daha doğrusu. Ve kendini ifade etmek, ortaya koymak, fikirler ortaya koymak, önemli konuşmalar yapmak için salı gününü iyi kullanabilirsiniz. Çarşamba akşam saatlerinde olumlu etkiler devrede. Perşembe günü de özellikle öğleye kadarki zaman dilimini iyi kullanabilirsiniz. Hafta genelinde özellikle perşembe günü ikinci yarısına itibaren parasal konular dikkat çekiyor. Perşembe ikinci yarısı, cuma ve cumartesi günleri parasal konular ön planda olacak. Para hareketleri aslında perşembe gününün ikinci yarısını daha çok tavsiye edebiliriz ya da cuma akşam saatleri isabetli olabilir. Ve cumartesi günü öğleden sonrası ve pazar günlerine de bakarsak iletişim temaları, yakın yerlere seyahatler, biraz gezip tozmak, bilgi almak, vermek aslında değerlendirilebilir. Terazi burcuna gelirsek aile içi ilişkilerin çok önem taşıdığı bir zaman dilimi, aile içi sorumluluklar dikkat çekecek ve aile içinde işler kolay yürümeyecek. Yani biraz ağır giden durumlar devrede. Bu bakımdan evde yaşlıların mesuliyetini almak gerekebilir. Aile içinde daha sözü geçen büyük kişilerin tavsiyesine uymak iyi olabilir. Yakın çevreden, kardeşlerden, konu komşu, etraftan genel anlamda fikir alışverişleri manasında güzel geri bildirimler, paylaşımlar yapmak, kendini ifade etmek, konuşmak, yazmak için güzel bir zaman dilimi bu hafta. Ve yaratıcı beceriler çok ön planda. Aşk ve ilişkilerden yana şans yerinde, sanatsal konularda girişimler yapmak için bu hafta kullanılabilir. Pazar günü sosyal çevre ilişkileri devrede, bu alandan destek var. Salı, çarşamba günleri ve perşembenin ilk yarısında sağlığa dikkat. Hani biraz böyle arkadan konuşulmaya da açık bir zaman dilimi. Perşembe gününün ikinci yarısı, cuma ve cumartesi günleri önemli girişimler açısından değerlendirilebilir. Önemli konuşmaları yapmak açısından pek tabii ki en çok bakıyorum listeme, cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar en uygun gün olarak gözükmekte. Özellikle cumartesi öğle saatlerini iyi değerlendirebilirsiniz. Cumartesi ikinci yarısı ve pazar günü ise parasal konular hakkında daha fazla odaklanacağınız bir zaman dilimi olacak. Akrebe bakarsak, burada özellikle gezegen toplaşması haritanın 3. evine denk geliyor. Yakın çevre ilişkileri önemli. Bilgi almak, bilgi vermek, eğitim konuları. Tabii burası biraz daralarak gidiyor. Yani sıkışık. Dolayısıyla verdiğiniz bilgilerin mesuliyetine girmenizin zamanı, aslında mesuliyetsiz konuşmalardan uzak durmak gerekiyor. Ani ya da birden çıkışlar yapmak iyi olmayabilir, isabetli olmayabilir. Sözlere dikkat etmek gerekiyor. Ve yakın yerlere seyahatlerde de hani biraz daha dikkatli hareket etmekte fayda var. Parasal konularda yeni fikirler sayesinde para kazanma şansı artıyor. Öte yandan aileden destek, yeni bir yere yerleşmek, ev taşımak, gayrimenkul alım satımı gibi konularda da hafta genelinde olumlu etkiler devrede. Pazartesi günü iş hayatı ile ilgili önemli kişilerle görüşmeler açısından kullanılabilir. Salı, çarşamba günleri ve perşembe gününün ilk yarısında sosyal çevre ilişkilerinden destekler devrede olacak. Özellikle arkadaşlarla, sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek için perşembe günü öğleden öncesini kullanabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri biraz daha içe dönük bir enerji akışı var. Yanılgılara açık. Bu yönden dikkat. Ve pazar günü, aslında cumartesi ikinci yarısından itibaren cumartesi akşamı ve pazar günü boyunca duyguları ifade etmek, ortaya koymak için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Yaylara gelirsek, parasal anlamda çok önemli bir odaklanma var. Çok sayıda gezegen haritanın parahanesinde. Dolayısıyla parasal konular çok önemli olacak. Parayı iyi tutmak gerekiyor. Parasal konuları kontrol altında tutmak gerekiyor. Beklenmedik harcamalara da açık bir zaman dilimi. Bu dönemde bütçe biraz sıkışık gidiyor olabilir. Yakın çevreden destekler, kardeşler, etraf, komşular, arkadaşlar alanı ya da kanka arkadaşlar anlamında söylüyorum. Ve Merkür Yay burcunda ilerliyor. Kendini ifade etmek, yazmak, konuşmak, bilgi vermek, seyahatler etmek için de aslında güzel veya seyahat ederek bilgi almak, bilgi vermek aslında güzel diyebiliriz. Pazartesi günü dış menşeili işlerle ilgili girişimler yapılabilir. İş konuşmaları, görüşmeleri için salı ve çarşamba günleri ve perşembe gününün ilk yarısı tercih edilebilir. Sosyal çevre ilişkileri açısından güzel, destekleyici etkiler. Perşembe gününün, cuma gününün bir kısmında var. Perşembe günü ikinci yarısı, cuma ve cumartesi günleri sosyal olmanızın avantajını yakalayabileceksiniz. Cumartesi ikinci yarısı ve pazar günü genelinde biraz şöyle arkanızı yaslanıp biraz kendinize vakit ayırın, dinlenin derim. Ve Oğlak burcuna gelirsek, burada kişisel anlamda çok odaklanma var. Daha fazla mesuliyet alınan bir zaman dilimi, kendini ortaya koymak çok da kolay olmayacak ama gerekecek. Her koşulda organizasyon becerisini had safhada kullanmanız gerekecek bir zaman dilimi olacak. Parasal konularda bu dönemde geçici olarak böyle bir destekleyici etkiler devrede. Kendinizi sözel anlamda ifade etme konusunda çok düşünmeden konuşmalardan uzak durmanızda fayda var. Belki bu dönemde biraz daha fikirlerinizi kendinize saklayın diyebiliriz genel anlamda. Pazartesi günü daha ziyade ödemeler, harcamalar ön planda, para hareketlerine dikkat. Salı, çarşamba günleri ve perşembe gününün ilk yarısında yabancılarla ilgili işler, seyahatlere yönelik konular, hani eğitim, yayıncılık alanlarında olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Perşembe gününün ikinci yarısı, cuma, cumartesi günleri işle ilgili önemli konuşmalar yapılabilir. Bu bakımdan cuma gününü tercih edebilirsiniz. Ve cumartesi gününün ikinci yarısı ve pazar günlerinde genel anlamda sosyal ilişkilerden istifade etme zamanında olacaksınız. Kova burcuna gelirsek, gezegen toplaşması haritanızın 12. evine denk geliyor. Bu biraz içe dönmek istediğiniz bir zaman dilimi. Yalnızlık isteyebilirsiniz. Tabii aslında bu geleceğe yönelik plan, proje yapmak üzere biraz içe çekilip biraz kendini büyük projelerden alıkoyup biraz dinlenme zamanı. Öte yandan kişisel insan ilişkileri açısından sempati toplamak bakımından güzel aslında. Yani hani derler ya, şeytan tüyü üzerinde. Bu sıralar biraz bu bakımdan destekler var. Bir de arkadaşlarınızdan, sevdiğiniz insanlardan, kişilerden güzel fikirler gelebilir. Onlarla diyalog kazandıracak. Yani bir taraftan içe çekilip kafanızı dinlemek isterken bir taraftan da sosyal çevrenizden birileri sizle iletişim kurmaya çalışacak. Onların fikirlerini dinlemek aslında isabetli olabilir. Sanatsal konularla ilgili yaratıcılığın had safhada olacağı da isabetli bir zaman dilimi. Pazartesi günü ikili diyaloglar için, toplantılar için güzel. Salı, çarşamba günleri ve perşembe gününün ilk yarısında parasal konular aktif edilebilir, ödemeler yapılabilir, satın almalar, yatırımlar varsa düşünceniz, özellikle perşembe günü ve cuma gününün ilk yarısını kullanabilirsiniz. Hafta genelinde dış menşeli işler özellikle ne zaman dikkat çekecek? Perşembe, cuma ve cumartesi günleri. Seyahatler, yabancılarla ilgili konular ön planda ve pazar günü geleceğe yönelik plan ve projelerinizi sevdiğiniz insanlarla konuşmak isabetli olur. Balık burcuna gelirsek, gezegen toplaşması haritanızın 11. evine denk gelmekte. Sosyalleşme zamanı, sosyal platformlarda sorumluluk alma zamanı, çevreyi biraz genişletmek için güzel bir zaman dilimi. İş konuşmaları açısından da bu hafta değerlendirilebilir. Önemli mercideki kişilerle iletişime geçilebilir. Yazmak, yayınlamak, konuşmak, toplum önünde konuşmak açısından güzel bir zaman dilimi. Özel ilişkilerde ise bir şeyler daha gizli saklı, arka planda gider gibi, böyle hani ilişkilerde hemen çok kazanç noktasına geçmekte zorlanabilirsiniz. Pazartesi günü özellikle sağlık sorunlarına biraz dikkat. Salı, çarşamba ve perşembe gününün ilk yarısında ikili diyaloglardan avantaj sağlama zamanı. Çevrenizdeki insanlarla diyaloglarınızı arttırın ve önemli ikili konuşmalar bu arada yapılabilir. Perşembe gününün ikinci yarısı, cuma ve cumartesi günlerinde parasal hareketler tabii ki yapılabilir. Ama dikkatli olmak kaydıyla cuma günü belki daha isabetli olur bu manada. Cumartesi gününün ikinci yarısı ve pazar günü de biraz rutin dışına çıkın, biraz farklı şeyler yapın. Mümkünse bir yerlere seyahat şansı varsa, gezi yapma şansı varsa değerlendirin derim. Evet, hafta genelinde şöyle bir etkilere göz atalım. Burçları tamamladık. Bu hafta Cuma günü Merkür-Neptün karesinin etkileri devrede. Fikirsel anlamda sizi yanıltan kişiler etrafınızda olabilir. Geleceğe yönelik kararlar alırken hani böyle çok gerçeklerden uzaklaşmamaya çalışın. Pazar günü Venüs-Uranüs karesinin etkileri devrede. Dolayısıyla özel ilişkilerde beklenmedik dalgalı bir seyir izleyebiliriz. Ani beklenmedik çıkışlar yapmamakta fayda var. Mars-Plüton 60'lı hafta boyunca etkili. Dolayısıyla bu hafta eforlarımızın karşılığını güçlü bir şekilde alabiliriz ya da işbirliği içerisinde hani bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla daha fazla güçlenebiliriz. Mars-Satürn 60'lının da etkileri yine hafta genelinde devrede. Yani çok acele etmeden mantıklı hareketlerle ekonomik anlamda finansal konularla ilgili, yatırımlarla ilgili, hareketlerle ilgili avantajlar sağlayabiliriz. Ben Deniz Öner Döşer. Bu haftalık bu kadar diyorum ve bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyorum. Astroloji Televizyonu'ndan sevgilerimi gönderiyorum.